hemşehrilerimde diyebilirim. Gerçi ben birçoğunuza ifade ettim. Memuriyetle geçti ailemin de benim de hayatımız. O nedenle memleketimiz olan yurdun kurulması hariç her yerde izin indirme. Çoğunu Ankara'da olmak üzere yaşadım. Fakat özellikle bugünkü konuşmamda bu yörenin de önemine dikkat çekmek istiyorum. Yani biraz önce Sayın Başkanımız işte girişimcilikten bahsetti. Girişimciliklerden bir tanesi buydu. O nedenle ulusal ekonomi endişeleriyle 1900'lerdir ilk muamele. Ben dedim ki kim bilir kaç yıldır bu böyledir. Borsa 75 yıldır. Eminim o çok daha eski bir gelenektir dedim. Yani ilk mahsul bereket, ticaretin hayırlı olması, iyilik getirmesi, refah getirmesi vesaire. Fakat girişimcilik de bir garip, ayıp, o kadar hakikaten hala da öyle. Ben mesela işletme okudum. Biz mezun olduğumuzda necisin, işletmeciyiz diyemezdik. Utanırdık, sanki yani birini işletmeye çalışıyormuşsun gibi hafife alınan bir işti. Doktor olmak, mühendis olmak varken hani muhasebeciyim desen anlaşılır, işletmeciyim falan. Halbuki bize öğretilen tamamen sanayi, üretim işletmesi. Bayağı da ciddi bir girişimciliğin desteği bir iş alanıydı. Öte yandan niyeyse İslam'ın ilk dönemlerinde Arap tacirlerin çok ciddi Hint ve Afrika sularında, ondan sonra dönüp buralarda, bütün Akdeniz'de ticaret yaptığını, hatta o nedenle yine internetten bakarsanız Piri Reis'ten yüzyıllar önce, 12. yüzyılda falan kartograf, yani İslam aleminde de coğrafya şeyleri, çok iyi harita, El-İdrisi var mesela. El-İdrisi'nin bir haritasını gösterecektim size, şimdi uygun değil. El-İdrisi diye girin ve o zaman göreceğiz yani o dönemlerde insanlar nelerle uğraşmış, ne kadar ciddi bilimle, fenle uğraşmış. Fakat biz sonraki yıllarda nedense bazı şeyleri sosyal alışkanlıklarımız nedeniyle, kimi zaman inançlarımız nedeniyle, belki de bize de öyle gösterilmek istenmiş. Çünkü uzun zamanlar girişimle ilgili işleri biz imtiyazlarla, malumunuz kapitülasyonlarla falan vermişiz. Yani demir yolundan bahsetti Sayın Başkan, demir yolunu kim yaptı diye konuşsak ya Fransızlar yapmıştı, yani Almanlar yapmadıysa ben Fransızlar yaptım. Ha, niye? Kapitülasyondu. Etrafında bilmem kaç kilometre arazisiyle beraber. Ve netice itibariyle Müslüman yerli ahali hakikaten de hep savaşa gitmiş. O nedenle hiç şimdi de ben tam tersini uzun yıllardır ifade etmişimdir. Bir defasında hatta Allah rahmet eylesin Ecevit dönemlerinde bir Irak'a girme tartışılıyor. İşte Irak'a girilecek 40 kilometre bir bant, güvenlik bantı oluşturulacak. Ben de ne üstüme vazifeyse, herhalde bugün burada da eğer basın mensubu arkadaşlarımız varsa böyle irticalen yapılan bir konuşmadaki bir takım lüzumsuz sohbet anlamındaki ifadeleri dikkate almazlar ama ertesi gün bir baktım, işte Irak'a askerimiz gireceğine tüccarımız girsin diye bir laf etmişim ben. Ama öyle de bir yakışıksız düştü ki, tam devlet ciddi ciddi öyle bir şeyi güvenlik şu bu açısından düşünürken bir parkacının biri canım ne lüzum var ona ticaretle girelim gibi bir laf. Ben bunu hiç ona cevaben de söylememiştim. Keza burada bugün yapacağım beyanların da tamamıyla karşılıklı hatta konferans da değil, sunum da değil, bir söyleşi. Ben buradan imkan varsa sizlerden de bir şeyler almam lazım ki biz de ona göre ayarımızı yapalım. Şimdi dikkat ettim oturduğum yerden. TC İş Bankası yazıyor. Doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin
tamamıyla liberal kurucuların düşüncesi nedeniyle özel kurduğu ve istismar edilen Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk sonrası hissedarlığı bir tarafa bırakılacak olursa ki bırakmayacağız onu da bahsedeceğim. %75'i böyle iş adamları tarafından başlangıçta ve çoğu da ilginç Ege, Marmara ve Ege bölgesinin iş adamlarınca konulan bir banka tamamıyla Türk ekonomisi, Türk sanayi ve Türk girişimcisi oluşturabilmek için bu ülkede başlatılmıştır. Top'tan bahsedildi. Top'un ilk başkanı İş Bankası Genel Müdürü idi. Ve keza işte İş Bankası'nın da ilk genel müdürü kurucu meclisi Ticaret Bakanı'ydı. Merhum Celal Bayar Beyefendi. Şimdi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki iktisat politikaları şeyde yine İzmir İktisat Kongresi'nde görülebilir. Gerek Atatürk gerek Celal Bayar bu ülke kendi ulusal ekonomisini kuracak, çalıştıracak, dışarıya muhtaç olmayacak ve özel sektör yapamazsa bir işi, özel sektörün yapamadığı işleri kamu üstlenecek. Özel inisiyatifle yapacağız diyorlar. Hatta şimdi kimisi diyor ki efendim işte Hint Müslümanları şeriat için gönderdi parayı, ondan banka kurdular, işte tepecilik yaptılar. Kimisi de eskiden tam tersine demiş ki devletçi olanlardan, yahu Kurtuluş Savaşı'ndan kalan parayla kapitalist yetiştiriyorlar bunlar. Aferist, afer yani girişimciye destek veriyorlar. Halbuki bütün yapılmaya çalışılan ülke ekonomisinin motorunu çalıştırmaya gayret etmek, o da girişimci olmadan, sermaye olmadan, kaynaklar bir vücudun içindeki kaynaklar, kan gibi ekonominin damarları içinde kaynak aktarma mekanizması olan bankalar tarafından kalp gibi pompalanarak dolaştırılmadıkça o ekonomi çalışamıyor, çalışınca üretemiyor, üretmezse de istihdam, refah ve sosyal düzen, mutluluk devamlı sağlanabilir. O Atatürk kontrolündeki, Atatürk'ün yedindeki o zamanların hükmünde. Şimdi deniyor ki niye Atatürk'ün yedindeydi? Ne bileyim ben? Çanakkale, geçen Balıkesir'de söyledim. Çanakkale gazisi dedem de zaten benim nüfus cüzdanı bile yoktu yani. O zamanın düzeni bambaşka bir düzendi. Kuldu yani. O zamanda para mı vardı, banka mı vardı? Para nerede duruyordu? Ya da neden CHP'ye bıraktı bütün mal varlığını? Bunlar o zamanın şeydi. Ama tek parti dönemi olduğunu biliyoruz. Ya bırakacak başka bir yer bulamayıp belki de devlet bankası olmasın mı istedi bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle o dönemlerde sadece İş Bankası'nı değil, İstanbul Radyosu'nu dahi özel sermaye ağırlıklı kurduklarını görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz yani bugün TRT'nin özel olduğunu? Yani bu Cumhuriyet kurulurken hiç böyle yapılmış. Çok eleştirilmiş. Yani o eleştiriyle en fazla Atatürk'ün hatta hayatta olduğu dönemlerde 1930'lu yıllardan, 32'lerden, 33'lerden başlayarak İsmet İnönü şeyi dönemleri, Atatürk'ten de İsmet İnönü'nün en büyük çatışmalarının bu devletin işleyişi ve bir yandan da iktisadi şeyde, modelde. Fakat bunlarla ilgili ben bir değerlendirme yapmamızın gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü ne haddimize ki? Ne haddimize, hangi bilgiyle, ne vazifemize? Ortada eser var. Yani ortada biz varız. Yani nasıl varız? İşte kul olan dedelerin, ninelerin çocukları, torunları bugün birey olan, yani bireyim diyen çocuklar, binlerce, milyonlarca genç yetiştiriyoruz. Milyon adetle seçmen şeyleri artıyor vesaire. Müsaade ederseniz şu seçimle ilgili de bir şey söyleyeyim. Geçen Cuma günü
New York'tayım ben. Sadece ülkemizdeki bu kötü karamsar havadan kurtulup ha bu gelecekle ilgili bu Amerikalılar ya daha doğrusu Kuzey Amerika toplantısına gittim, katıldım ki sırf bizim buralarla ilgili bir şey duymayayım. Bu belki bir ufuk yakalanır falan. Yakalandı da bahsedeceğim. Laf nasıl olduysa döndü dolaştı panelin bir tanesinde ben de orada oturuyorum. Türkiye'ye gel. Türkiye'de büyük portföy yatırımı yapan onlardan birinin baş ekonomisti dedi ki ben Türkiye'yle ilgili hiçbir kaygı duymuyorum dedi. Yani demokratik yoldan dedi bir konuyu çözüyorlarsa dedi, çözerlerse dedi. Ne istiyoruz biz bunlardan dedi. Demokrasiyi işletseler bir türlü dedi, işletmeseler bir türlü. Her halükarda biz onların riski çok diyor. Olur mu dedi bu dedi. Hele dedi şu kendi iç konuları işte etnik vesaire şu bu falan. Bunlarla ilgili demokratik bir gelişme kaydederlerse daha ne isteyelim? Ayrıca dedi, yeni para götürmeyebilirim dedi. Rahatsız olursam geleceklerinde. Ama eski plasmanlarımızı çekebilmek için de piyasaları çok sığ. Niye zararı göze alayım? Zaruret olmadıkça çıkmayı düşünmüyorum dedi. Yanındaki de öyle dedi. Onun yanındaki de öyle dedi. Ben şaşırdım kaldım. Hatta onun başkanı bana döndü dedi ki ya siz ne diyorsun? Vallahi ben bu kadar iyimser düşünmüyordum dedi. Fakat gerçekten de benim biraz şeyimi değiştirdi bu. Düşünce yapımı değiştirdi. Nitekim seçim gecesi birkaç tane ahbabım bana dediler ki ya ne olur? Yarın borsa düşer mi? Döviz fırlar mı? Yok canım bir şey olmaz dedi. Ama gerçekten de öyle hissettiğim için. Öyle hissediyorsan da bugün bankacı arkadaşlarıma da söyledim. Öyle hissediyorsak bunun bir kıymetinin olması gerekir. Çünkü gayri ihtiyari yani birçok canlı yani Allah vermesin deprem deprem olacağı zaman hisseder ya. Biz şimdi finansın paranın içinde olanlarda bir şey olacak gibi ise hissedersek hissederiz. Hissetmiyorsak da var mı diye kuruntu yapmanın hali yok. Ben dedim ki hiçbir şey olmaz. Ertesi gün borsa tepe takla İş Bankası hissesi de tamam. Dolar da fırlamış. Bana telefon ediyor. Ne diyorsun? Dedim ne diyeyim bekle. Aa senin aklın borsa gibi malı 3 liraya satmakla ne öyle ama bekle kaç para dur bakalım alıcı çıkacak bir yerden. Bekle sabret. Ertesi gün güzel. Niye güzelmesin ki? Ha bu arada da bir takım çığırtkanlık yapanlar da her zaman olduğu gibi oldu. Ooo kriz çıkacak bilmem ne olacak işte faiz lobisi bence onu yapanlar. Biz bankacılar falan hiç istemeyiz biz faiz yükselsin falan. Çünkü siz hiç istemezsiniz. Ödemezsiniz faiz yükselince. İşleriniz etkilenir ya da. Yani ya daha az kredi alırsınız ya daha zor geri ödersiniz. Biz ister sizin gibi. Siz malınızın fiyatı artsın ister misiniz? Ciro artsın istersiniz. Marjınızın istikrarı muhafaza etmek istersiniz. Faiz lobisi falan değerlendiriyor mu? Biz değiliz. Bankacılar değiliz onlar. Çünkü biz çok büyük sermayelerle çalıştığımız için tam tersine istikrar olsun isteriz. Hele bizim gibi içinde çalışanların ana ortak olduğu yıllar içinde biz %40'a sahip olmuşuz. Tamamen işte siz veli nimetimizden ekmek yiyen insanlar olduğumuza göre tamamen bu ülkenin vatandaşı, sermayedar, yönetici, hiç değişmeyen, oradan buradan futbol takımı gibi transfer yapmayan, hele hiç yabancı futbolcu oynatmayan bir şey olduğumuza göre biz hiç istikrar, lobiyiz. Ama lobiyiz buraya yazmışız. TC. TC lobiyiz. Yani başka bir şey. Ne? Faiz lobisi, bilmem ne lobisi. Hikaye. Şimdi... Yani gönülden böyle hiç başka ne olsun bize Allah bereket versin. Ne istiyoruz ki? Yani şu günlerimize gelmişiz şimdi deniyor ki ay çok zor memleket şöyle olacak vay koalisyon olsa ne olur bilmem ne olsa ne olur. Yaşı bana yakın olanlar görmüşüm ben geçen gün bir yerde anlattım. Ben ilk ihtilal olduğunda tahtadan tüfek yaptıydım marifet diye.
Çok küçüktüm. Yani askerler falan vardı. İkincisinde kitaplarımı yaktım korkudan, banyodan. Kitap yakıp da öyle, çok kötü kitaplarım var, ne olur ne olmaz dedim ya. Bu ailemin başı belaya girmesin diye gittim küvetin içine yaktım. İşte üçüncüsünde çok şükür biz bu onları geçtik. Öyle geçtik, böyle geçtik. Hala bir sürü garipliğin olduğu kesin. Ama kul olan 2-3 neslin döneminden bugün geldiğimiz yerin hiç de fena olmadığını yaşıyor, biliyoruz. Ben yıllarca Yalova'da oturdum, bugün söylüyorum, Yalova'dan otobüse binip Bursa'ya 3 saatte gelirdik. E şimdi hızlı geliyor, bu da marifet değil. Yani yetmez, yetmez çünkü biraz önce başkan dedi ki, demir yolu, biz Sayın Başkan Bulgaristan'a gidiyoruz cam üretimi için. Bir kere bir, Bulgar kralı geldi bizi davet etmeye. Eski Bulgar kralı Simeon, başbakan olmuş işte o yıllarda. Herhalde 2003 falan ki, Tayyip Bey de açılış törenine geldi çünkü. 2003-2004 olması lazım. Kral başbakan, biz şaşırdık kaldık. Şişe cama geliyor dediler, ben de yönetim kurulu başkanım. Dedik ki, nasıl hitap edeceğiz yani? Mr. Prime Minister diyeceksiniz dedi. O kadar başka asalet masalet bilmem ne şey yapmaya. Tamam. Yaşlı başlı, 70 küsur yaşlarında bir adam. Neyse, kral geldi, biz yatırımcıyı kral davet etti. Başbakan geldi. Temel atmaya gittiğimizde, o zaman başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan, elektrik, su, hava gazı, yol ve demir yolu hattı çekilmişti fabrikamızın içine. Şimdi ben isterseniz şöyle ekonomiyle ilgili bir kısa potpürü yapmayı, sonra kriz, işte gelecek, ona dair bir şeyler, biraz da bu yöreyle ilgili bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Çok ciddi deneyimimiz olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle bizim İş Bankası'nda çok çok ciddi deneyimimiz olduğunu düşünüyorum. Ve bundan da yeterince yararlanılmadığından hiç şüphem yok. Kim nasıl yararlansın ki? İşte biraz önce söyleniyor burada, İş Bankası'nın 15. Genel Müdürü diyor, deniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 60 küsur önce hükümetlik biz konuşuyoruz. Yani tam bir hükümetle bilmem şeyle bir rezonans sağlıyorsun. Ya da siyaset alıyor işleri başka yere getiriyor. Hatta bazen bir değerlendirme yapıyorsun, siyasi konuşuyor diyor. Halbuki iktisatla siyaset o kadar ilintili ki niyetiniz sizin siyaset değil. Ve artık hemen basınımız manşet atıyor. Siyasilere bilmem ne, siyasilere bilmem ne diyelim. Ne münasebet? Diyecek olsak zaten doğrudan bizim fikrimizi alırlar, konuşuruz, ederiz. Bizim bütün derdimiz işimizin sürmesi. İşimizin sürmesi için de aslında en güzeli istişare, çok iyi istişare edilmesi lazım. Ben iş çevrelerimizde de maalesef iş değil, daha çok politikayla zaman kaybedildiğini, çok protokolle zaman kaybedildiğini, hatta siyasetle temaslarda da ki gündemli değil, kalkıp sıradan herkesin 5 dakika, aman 5 dakikaya sığmaz 3 dakika, ben çok konuştum o toplantılarında filan, finans komisyonu başkanı olarak, hiç efektif olduğunu düşünmüyorum. Ticaretin sesinin toplumumuzda dahi doğru algılandığını zannetmiyorum. Yani biz biraz birisi bir para kazansa, bilmem ki filanca arabaya bindi, yok efendim işte şu kadar kar etti, köşeyi döndü. Yani devamlı bir para kazanmaya, iş yapılmasına, böyle bir istihza ile bir hasetle bakan bir şeyden, kültürden hala kendimizi kurtaramadık. Halbuki dünyanın her yerinde, işte aşağıda gördük şehidimizin şeyini, resmini, benim amcam da Kore gazisi. Ya kurtardığımız ülke dahi kapitalizmde, kapitalist kültürde bizi geçti. Bizim şimdi her şeyden önce şuna karar vermemiz lazım. Cumhuriyet başlarken karma ekonomi geçeceğiz. Yani
Şeriat için geldi deniyor. Şeriat için değil, Türkiye'nin istiklali için gelmiş. Hint Müslümanlarının gönderdiği bir para. İstiklali için kullanıldı bana göre. Aa, sen niye Türk iş adamlarını, Türk girişimcilerini desteklediniz diyorsanız, ne bileyim ben ne yapacağım o zaman? Yani biz hala o kafayla gitmeye çalışıyoruz. Yoksa biz de satarız. En büyük hissederde biz çalışanlarız. Çoğumuz da hani işte bu böyle mülkünü, tarlasını, arsasını yüksek fiyata satanlar var ya, onun gibi biz de bu ömrümüz dönemini, şu andaki hayatta olan mensuplarımız herhalde daha rahatça geçirirler ama ileride ne olur bilmiyorum. Ama Cumhuriyet'in başlangıcındaki karma model, sonra bir miktar belki İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri, o zamanın darlıkları, o günün demokrasisi, o günün dünyası, biraz devletçi diye dönmüş. Fakat 80'li yıllardan sonra çok net olarak, hem de bayağı liberalleşmiş bir kapitalist deneyim içindeyiz. Fakat bunu bir türlü tam yapmaya gönlümüz razı olmuyor. Bir türlü tam beceremiyoruz. Nesini beceremiyoruz? Aşağıda bir borsa geneliği var. 75 yıllık. Biz İş Bankası olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın, şimdi Borsa İstanbul oldu galiba, kurucusuyuz. Daha o 75 yıl bile olmadı. Borsalarımız, burası için değil, mal borsaları için söylemiyorum. Özellikle sermaye piyasalarımızı biz hiçbir zaman gereğince inanarak çalıştırmamışız ve derinleştirmemişiz. Bugün bizim paramız da, hisse senedimiz, tahvilimiz de çok sığ koşullarda şey. Geçenlerde mesela bir dolarda iniş oldu. Vallahi sonradan söylentisi çıktı. 60 milyon dolar mı, 90 milyon dolar mı ne, birisi bozdurmuş. Hemen kafayı indirdi aşağı. Piyasalarımız, yani kapitalizmi doğru düzgün yapan ülkelerde, aynen Bulgarların demir yolunu getirebilmesi gibi, bu gibi altyapılarda layığıyla yapılıyor. Ama siz içinize sindiremezseniz, ki ben sindirmiş bir insanım, ben kapitalist değilim. Yani ücretli çalışmış bir insanım. Sermayedar olan, girişimci olan, burada daha çok üyeler, iş adamları. Ha biz çalışan olarak bunu içimize sindirdik, iş adamları da sindirsin ve piyasalarını istesin. Piyasa olmadıkça sermaye kültürünün ve sermaye güveninin yerleşmesi mümkün değil. Aynen şey gibi, gemi buraya yanaşırken en çok dalgayı yaklaştıkça sarsıntıyı yaklaştıkça alabiliyorsunuz. Sığ da ve ters tesir yapan, yani kıyı ya yakın yerde daha çok şey alırsınız, sığ denizde. Piyasada aynen bunun gibi. Hele hele şimdi globalizasyon dediğimiz bütün dünya birleştikçe başkalarında çıkan dalgalarda size ilgili. Lafı uzatmayın, kapitalizmi kurallarıyla yapacaksanız yaptık, yapacağız demeyeceksiniz. Geçen gün bakıyorum bakanlarımızdan bir tanesi diyor ki işte biz sermaye piyasasına önem vermeliyiz. Yani bu bir Ersin Özüncel'in buraya gelip bankacılığa önem vermeliyiz demesine benziyor. Ya şimdiye ne pardon ya. Herhalde yani. Peki ne yapıyorsunuz o zaman? Bu benim çok sorunum olmayabilir. Belki Sayın Bakanımızın da bir sorunu olmayabilir. Ama siz sermayedarların, girişimcilerin sorunu. Siz bazen ayrıntılarla uğraşırken size de esas lazım olan şeyi istemiyorsunuz. Ya kapitalistler kapitalizmin piyasalarının kurallarını tam olarak istemedikçe işin yürümeyeceğini bir kere idrak etmek durumundadır. Konu çok basit. Hernando de Soto diye Şilili bir iktisatçı var. O kapitalizmi doğru düzgün uygulamayan toplumların nasıl ekonomilerinin böyle raşitik çocuklar gibi hastalıklı gelişemez olacağını gayet güzel anlatıyor. Diyor ki kapitalizmde gelişmiş olanlar piyasalarını öyle güzel teşkil ederler ki geliştiremeyenler kendi paralarını da onların piyasasına götürüp koyar. Aynen liman gibi. Sizin limanınız yoksa
ya da uygun değilse, en yakındaki liman neresiyse gemi oraya gider. En uygun liman hangisiyse gemi oraya gider. Şimdi ben Gökçeada'ya gidiyorum bazen. Limanı rüzgara açık yapmışlar. Rüzgar tersten eserse Çanakkale'ye gidiyorsunuz siz Gökçeada'ya. Ne alaka? Yani şeyden kalkıyorsun, gidiyorsun bir tane. Gitti işte yani gemi. Bir gemi olsun insan oraya gidecek, oraya gidiyor. Neyse. Ama bir, bu piyasaların derinleştirilmesi vesaire. İkincisi de tabii istikrara inanmak lazım. Yani seçimin ertesi günü inançsız olmaya ne ihtiyaç var? Ayrıca şimdi efendim koalisyonlar koy. Affedersiniz, memleket hükümetsiz mi? Devlet durdu mu? Bitti mi? Ya Ersin'i bırak koskoca devleti. İş Bankası'nda biz bir görev değişimi yaptık. Ne olmuş, bankası battı mı? Bir müdür gelip öbürü gitse. Nihayet bunlar yapılanlar görevdir. Burada müstafi dahi olsa bir hükümetin devam etmesi, o ya da bu hükümet, bizim gelenimiz zaten. Ne bu kaygı, ne şey? Yani dışarıdaki adam korkuyoruz. Niye bu kadar endişeler saçıyoruz bilmem ne? Galiba şundan yapıyoruz. Biz de aslında üretmeden kazanmaya alıştık. O benim ahbabım gibi spekülatif eğilimlerimiz arttı. Nasıl artmasın ki? Bu yanlıştan döneceğimizi umuyorum. Biz alın teriyle değil, piramit sistemleriyle para kazanır ve sürdürülebilir olacağını düşünmeye başladık. Mesela bilhassa gayrimenkul fiyatlarındaki gelişmenin böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada biraz önce Sayın Başkan dedi ki sanayi işte bu taraflara doğru geliyor. Bu iyi mi acaba, kötü mü? Yani şöyle söyleyeyim size. Abi bizim bir sürü sanayi yatırımımız var. Ben şişe camın altında 50 tane şirket var. Şu anda da Türkiye'de de devam eden bir sürü yatırımımız var. 12 ülkede yatırımlarımız var. Fakat ekonomiden sorumlu bakanımızın geçen gün söylediği gibi kilogramı 1 lira 60 dolar 1.6 dolar olan mal ihraç ederek de bir yere varılmayacağını gördük. Şimdi ne demek istiyorsunuz derseniz, ben metalurji şirketinde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Lastik şirketinde yaptım. Bilmem işte finans şirketinde yaptım. Onu da yaptım, bunu da yaptım. Bugün biliyoruz ki küçüğü demin vardı, fotoğraf çekiliyordu. O bundan ağır çekiyor. Evet. Şu o birçoğumuzun elinde olan bundan daha ağır çekiyor. Yani bu kiloda ağır çekiyor. Öbürü pahada ağır çekiyor. Yılda 5 milyar dolar ithal ediyormuşuz oradan. Mobil telefon denilen hadiseden. Mobil telefon insan adedini aşmış aboneliği. 7 milyarı aşmış. Yolda gelirken diyor. Şimdi geçenlerde anne tarafı da Yalova'da dedi. Birisi telefon etti, dedi ki abi dedi Yalova'da uygun yerler var, alır mısın? Niye alacağım dedi. Bunlar dedi çok değerlenecek dedi. Neden dedi? Ya dedi İstanbul'daki bütün dedi sanayi bölgeleri dedi karşıya taşınmak istiyorlar. Niye taşınmak istiyorlar dedim. Onların yerine de apartman yapacakmış. Sanayiyi de daha ucuz olan yere götürecekmiş. Arkadaşlar Türkiye tepe taklak gider. Böyle bir sanayi yok. Böyle bir üretim yok. Üretim araçlarının toprağın üstüne konduracağınız fabrikanın maliyetleri dünyayla bağdaşık olmazsa siz niye yapasınız ki buraya fabrika? 200 tane iş firmamız Mısır'a gitti yaptı fabrika. Bizim de var 2 tane. Bak, atışıyoruz, yetişiyoruz. Yani Mısır'da eskisi kadar bize şey göstermiyorlar ama yani fabrikalar da bir şekilde çalışıyor. Geçen gün birisi söylüyordu, gazetesinde okudum. Bilmem efendim, Türkiye'nin batısında
arsa maliyetine, sanayi arsası maliyetine diyor, Malatya'da fabrikayı bitiriyorsunuz. O şeyde, ne bileyim, Bulgaristan'a gidersen istihdam maliyetini de koymuştun. O da şey yapıyor neredeyse. Yani şu anda bizim mesela Bulgaristan'daki fabrikamız Türkiye'ye nazaran üretim maliyetlerinde %30 falan daha avantajlı. Yani benim anlamadığım şu, gayrimenkul rantı kötü değil tabii ki. Yani biz bunu kaynak getirmede ve sürdürülebilir olarak şey yapabilsek, realize ediyor olabilsek, istikrarla götürüyor olabilsek, hep böyle. Hani biz gayrimenkulü üretiyor olabilsek. Veya da Avustralya gibi çok büyük bir ülkemiz olsa, biz gayrimenkulü sata bilmem ne kaç jenerasyon şey yapar. Bu arada efendim biz gidip uzay teknolojisiyle, uydu teknolojisiyle gideceğiz bilmem nerede, başka bir gezegen fethedeceğiz falan hesabındaysak, ki onları da göreceğiz yakında, belki anlamlı olabilir. Ama burada sorunumuz şudur. Bugün Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde arsanın metrekaresi 500 dolarsa, 500, evet 500 dolar, 500 dolarsa ya onunla bağdaşık bir iş yapmak gerekiyor veyahut da o yatırımı oraya yapmamak gerekiyor. İşin tabii daha dehşetengiz yönü. Şimdi siz ne kadar karşılaşıyorsunuz bilmiyorum. Bu gayrimenkul fiyatları böyle olursa geçim şartları da ona göre oluyor. İstihdam yapamıyorsun bu sefer. İşte geçenlerde Bursa'da yaşadık. Şişecam'da bizim mesela ortalama işçi maliyetimiz aşağı yukarı 1000 dolar civarında giydirilmiş. Ama ne işçi memnun ne işveren memnun. Çünkü neticede o fabrikayı götürüp nereye koysam bir üretilen malın bir dünyada bir fiyatı var. Yani uzun lafın kısası, eğitim çok önemli. Şimdi eğitim ve kültür en önemli sermaye. Yani biz diyoruz ki işte Türkiye Cumhuriyeti girişimci kurmak için İş Bankası görevlendirdi. Bugün bir önemli yol kat ettik. Peki biz ülke olarak bu globalleşen dünyayı ne kadar tanıyoruz? Ekonomiden ne kadar anlıyoruz? Ve kendimizi özellikle ekonomide dünyada nereye koyuyoruz? Nasıl bir vizyona sahibiz? Yani dünyanın ilk 20 ekonomisi arasına girdik. Girdik de nasıl yani? Nasıl oldu da girdik? Ne yaptık da girdik? Malumunuz geçmişte güreşte biz en üstlerdeydik. Benim çocukluğumda. Sonra bilmem oralara düştük. İki setikle değil mi? Şimdi tesadüfen yani bir şampiyonluk falan alırsak şey yaptık. Güreşten, atasporumuzdan silindik. Neden? Dünyayı göremedik. Dünya nerede acaba? Biz çok iyiydik de dünya nerede? Onun için elimizde muazzam bir malzeme var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da zaman zaman söylüyor işte çocuk yapın vesaire diye. Demografi aslında çok önemli bir unsur. Ama vasıflı olursa, vasıflı olmazsa nasıl bir unsur olur ki imkanı var mı işte milyonlarla işte şey geliyor, göçmen geliyor bize civardaki ülkelerden çalışma. Ve bakıyorsunuz çoğu bizimkinden bile vasıflı ama şey olacak, nedir? Demir de tavuğuna dönecek. Vasıf olduğunda istihdam yaratacaksınız. İstihdam gerektiriyorsa vasıflı. Kaplıya falan geldiler mi? Yalova kaplıcaları falan. Ya, illa Araplar diye söylemiyorum yani. Birçok başka bir ülkenin insanı da gerekiyor. Kesin olan şu ki, turizm basıklı istihdam. Yüksek katma değer, kilosu 1.60 değil yani. Kilosu daha pahalı. Diyor ki burada, bir şehir yaratmak başlı başına kapitalizmin gelişmesi için çok gerekli bir şeydir. Bu o kadar önemli ki. Biz 2005 yılıydı. Sayın Başbakanımıza İstanbul Finans Merkezi projesini sunduk. 5 bakanından geldi Bankalar Birliği'ne. İstanbul Finans Merkezi yapıldı biliyorsunuz.
Yani Çağatayşehir'de yapıldı diyebiliriz bugün. Halbuki bütün bahsettiğimiz bir şehrin de bir ülkenin daha liberal koşullarla, işte bahsettiğim finans ve sermaye piyasalarında derinleştirecek, kurumsallaştıracak şekilde Türkiye'nin sizlerin işine yarayacak, yabancı yatırımcıların işine yarayacak, sermaye kurallarına ve istikrara kilitlenmesiyle. Şimdi işte böyle reform yapılma, reform yapılma ya, en iyisi nasılsa böyle. Allah selamet versin. Kemal ve Kıtan Bey, Buna Kıtan Bey çok pragmatik olarak böyle. Kardeşim ne istiyorsanız bizden söyleyin. Biz yapalım derler. Hatta kulağının çınladığı. Yani ne kadar bürokratik işlerle. Bugün Kemal Bey'e dedim ki, Sayın Bakanım benim neslim dedim pul yalı yalı yalıya bir hal oldu. Haklısın yalı yakışmadık dedi damga pulu. Yalı yalı yakıştırıp kaldırıverdiler bitkinde. Yani bu diyalog çok önemli. Bu diyaloğu istismar etmeden, siyasi durumu kişiselleştirmeden, ben yaptım, o etti, o bozdu bilmem ne olmadan çok iyi düşünüp göreyi şey yapmak lazım. Çünkü ben yörenin özgün karakterinin halen kaldığını düşünüyorum. O da işlenmeye hazır demek. Yanlış işlenirse geri dönüş yok. Yani bizim mesela grubumuzda bazı ağır sanayi yatırımları var. Valla bana kalsa ömürleri biter bitmez yerlerine turizm tesisi yapılsın isterim. Denizin kenarında var çünkü. Biz mesela İstanbul Paşabahçe'deki şişe cam fabrikasını kapatırken ayaklandı herkes. Türkiye'de şeyden de basından da çok eleştiriler oldu mesela. Halbuki yılda 35 milyon dolar zarar ediyorduk. İstanbul'un ortasındaki fabrikaya ana ham madde olan kumu getirmek imkansız. Ürünü götürmek imkansız. O güzelim İstanbul Boğazı'nın kenarında 2000 santigrat derecelerde bir ağır sanayi tesisini bir şehrin içinde işletiyorsunuz. İşçiler de kalkmış diyorlar ki peşkeş çekeceksiniz. Sendika başkanı dedim ki kardeşim benim bak bakayım dedim Beykoz sınırları içinde bir metrekare yerim var mı? Senin var mı? Var. Tapım var mı? Yok. Ulan siz dedim hepiniz şey yapacaksınız. Aynen öyle oldu. Ondan köşe oldu. Biz ne köşe olayım ki ben? Ben şirketimi iyi yönetmeye çalışıyorum. Ama ez cümle burada gelmek istediğim yer iyi düşünülmesi lazım. Doğru karar vermek lazım. Şehrin geleceği, sürdürülebilir geleceğini akıldan çıkartmamak lazım. Ve yine aynı yönde yazılmış bir başka yazı. Diyor ki 21. yüzyılın en önemli karakteristiklerinden bir tanesi şehirlerin yükselişi. Ve global siteler, yani yörede önemi olan siteler. Bandırma'nın bu konuda